Selamlar herkese, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte 1 dakika içinde logo yapacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve hemen yanındaki bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1 dakika içinde logo yapmak aslında çok da mümkün olan bir şey değil ama size göstereceğim uygulamayla mümkün. Çok garip gelecek ama gerçekten güzel logolar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ve logoları aslında bir nevi tek bir tıkla yapıyorsunuz. İsterseniz aslında çok da vakit kaybetmeden uygulamamıza geçelim. Uygulamamızın adı arkadaşlar PhotoLab. Hem Android'de hem iOS'ta bulunuyor bu uygulama. Uygulamamızı isterseniz tıklayıp açalım. İlk açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda hiçbir şeye tıklamayın arkadaşlar. Hemen sol taraftaki zaten çarpı butonunu görüyorsunuz. İsterseniz deneme sürümünü elde edebiliyorsunuz veya pro sürümünü satın alabiliyorsunuz ama pek de gerek yok aslında. Çoğu özelliği ücretsizken de kullanabiliyorsunuz. Hele ki benim göstereceğim yöntemi sizlere. Ana ekranımıza geldiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkıyor ve bu ekranda tasarımları sizler de görüyorsunuz. Aralarda reklamlar da var tabii ki. Ücretsiz bir uygulama olduğu için gayet normal. Buradan arkadaşlar istediğinizi kullanabilirsiniz. Aşağıya doğru şöyle inecek olursak karşımızda bir sürü tasarım çıkıyor. Gerçekten çok fazla tasarım var. Bu ekranda arkadaşlar benim hoşuma giden birkaç tasarım var tabii ki. Sizler de tabii ki kendiniz bakacaksınız ve hoşunuza giden tasarımı seçeceksiniz. Ben aşağılara indiğimde şöyle bir tasarım gördüm. Bu tasarım gerçekten hoşuma gitti ve bunu kullanacağım. Tasarımın üstüne hemen tıklıyorum. Tek yapmam gereken bu. Tasarımımıza tıkladıktan sonra aşağıda bizim fotoğrafımız çıkacak. Sizin fotoğrafınız ilk kez açacaksanız uygulamayı çıkmayabilir. Zaten uygulama bunun için sizden bir izin isteyecektir. İzni kabul ettiğinizde fotoğrafınız sizin de aşağıda çıkacaktır. Ve galeri butonuna tıkladığınızda bütün fotoğraflarınızı görebileceksiniz. Oradan da fotoğrafınızı seçebilirsiniz. Fotoğrafımı daha sonra üstüne bir kez tıklıyorum. Tıkladığımda karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda kırpma işlemi yapabiliyorum. Bunlardan herhangi birini siz de kırpma olarak yapabilirsiniz. Hatta burada ayrıntılı bir şekilde kırpma yapabiliyorsunuz. Ama benim şu anda buna ihtiyacım yok. Daha sonra ben ileriye tıklayacağım. Ve karşıma tabii ki reklam çıkacak. Reklama hemen geçiyorum. Daha sonra aşağıda bir süre bekleyin şeklinde bir uyarı aldık ve bekliyoruz. Fotoğrafımız işlendi ve görmüş olduğunuz gibi benim fotoğrafım bu tasarım yedirdi aslında. Baktığımız zaman çok da muhteşem bir tasarım değil tabii ki. Siz elinizde çok daha güzel tasarımlar yapabilirsiniz. Ama tabii ki 1 dakika içinde yani bu kadar kısa bir sürede bir logoya ihtiyacınız varsa ve çok daha ayrıntılı bir logoya ihtiyacınız yoksa bu şekilde bir logo ortaya çıkarabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ortada biraz kırpma hataları var doğal olarak. Bu bir yapay zeka olduğu için. Bunlar gerçekten çok normal. Bunları çözmek için de uygulama tabii ki bize bir seçenek tanıyor. Hemen yukarıda bir profil resmi görüyorsunuz. Bu profil butonuna tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi beni kırptığı yerleri uygulama gösteriyor. Ve burada şu şekilde normal parmağınızı fotoğraf büyütür gibi yakınlaştırarak bu şekilde fotoğrafa yakınlaşabiliyorsunuz. Daha sonra ise uygulamanın yanlış aldığı yerleri kesebiliyorsunuz. Silgi butonuna bir kez tıkladım mesela. Şu şekilde parmağımı gezdirdiğimde görmüş olduğunuz gibi ayrıntılı bir şekilde beni nerelerden kestiğini şu şekilde ayarlayabiliyorum. Ve böylece uygulamanın yani yapay zekanın yanlış kestiği yerleri yok edebiliyorum arkadaşlar. Şu şekilde geriye gelirsek görmüş olduğunuz gibi birçok hata var. Dediğim gibi çok normal bir yapay zeka olduğu için şu şekilde hatalı yerleri temizleyebiliyorum. Ben şu anda bariz bir şekilde hatalı olan kesimleri düzelttim. Yani en azından oraları sildim. Görmüş olduğunuz gibi az önce beyaz yerler vardı. Uygulamanın yanlışlıkla aldığı yerler vardı. Oraları temizlediğimi düşünüyorum. Uygulamanın almadığı yerler varsa da yani üstünüzde bazı yerleri almamış olabilir. Onda da fırça aracımızı alıyoruz. Ve yine uygulamanın almadığını düşündüğünüz yerlerin şu şekilde üstünden geçerek buraları da siz kendiniz manuel olarak alabilirsiniz. Örnek veriyorum şu anda şurayı kestim ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi parmağımı gezdirdiğimde orayı tekrardan alabiliyorum. Hata yaptığımda da hemen üstten geri yaptığımda görmüş olduğunuz gibi eski haline dönüyor. Ayarladıktan sonra tekrardan OK'ye basıyorum. Tekrardan bir işleme sürecine giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha en azından düzeltmiş olduk fotoğrafımızı. En azından beyaz yerlerin bir kısmı yok oldu. Siz daha ayrıntılı bir şekilde bu işlemleri yaparsanız daha güzel fotoğraf elde edebilirsiniz. İşlemlerimiz tamamlandıktan sonra OK'ye tekrardan tıklıyorum ve şu anda fotoğrafım hazır. Fotoğrafımızı bu şekilde hazırladıktan sonra sağ üstteki kaydet butonuna bir kez tıklıyorum ve daha sonra burada
videoda görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki kaydetme butonu var. Buna bir kez tıklıyorum. İşlemi yaptıktan sonra fotoğrafım galerime kaydedilmiş oluyor. Sizin de şu anda görmüş olduğunuz gibi. Fotoğrafımı galerime kaydettikten sonra bu fotoğrafı bu şekilde kullanabilirim. Ama size bir de tavsiyem olacak. İşlemlerimi yaptıktan sonra Photoshop Express'e geçtim arkadaşlar. Photoshop Express'te fotoğraflarınızı çok daha rahat düzenleyebiliyorsunuz. Bu uygulamayı da kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Zaten bilgisayarınızda bulunan Photoshop'la birçok şey yapabiliyorken Photoshop Express'te de kolay fotoğraf düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Fotoğrafımı bu şekilde yine seçeceğim. Ve bu uygulamada görünüm kısmı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan normal, dramatik, sonbahar gibi seçenekler var. Bunlardan da mesela fotoğrafınıza şu şekilde bir efekt ekleyebiliyorsunuz. Ve görünüm gerçekten çok daha güzel oluyor. Hatta kaplamalar kısmına geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ışık hüzmeleri ekleyebiliyorsunuz. Ve gerçekten çok daha güzel bir görünüm katıyor fotoğrafınıza. Bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sizlere çok daha güzel fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Tek bir işlemle aslında sınırlı kalmayın. Bu işlemlerle birçok özellik kullanarak daha güzel fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz. Hatta ayarlamalar kısmına geldiğinizde çok daha ince ayarlar yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde şu anda fotoğrafın parlaklığını, pozlamasını ayarlıyorum. Kontrastını şuradan görmüş olduğunuz gibi değiştirebiliyorum. Açık tonlar, koyu tonlar hepsiyle teker teker oynayabiliyorum arkadaşlar. Bu özellikleri kullanabilirsiniz. Tabii ki bunlar biraz zaman isteyecektir sizin için. Daha güzel fotoğraflar oluşturmak için. Hatta ben de sizler için fotoğrafı üstten bir düzenleyeceğim. Yani en azından güzel bir görünüm elde etmesi için biraz ayarlamalar yapacağım. Ben bu şekilde bir fotoğraf görmüş olduğunuz gibi oluşturdum. Siz de fotoğrafınızın üzerinde daha çok oynayarak daha güzel fotoğraflar tabii ki de oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken aslında bu aşamada biraz da hayal gücünüzü kullanmak. Fotoğrafımızı tamamladıktan sonra aynı şekilde kaydet tuşuna bir kez tıklıyoruz. Daha sonra buradan film rulosunu seçiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi galerimize fotoğrafımızı kaydetmiş oluyoruz. Bu videomda sizlere çok kısa bir sürede nasıl logo yapabileceğinizi anlattım. Gerçekten ilginç bir uygulama ama işe yarar bir uygulama. Tabii ki dediğim gibi burada birkaç dezavantajınız olacaktır. Diğer insanlarla profil fotoğraflarınız çakışabilir maalesef. Çünkü çok fazla kişi bu uygulamayı kullandığı için aynı profil fotoğrafı tasarımı kullanırsanız diğer insanlarla aynı logoyu elde etmiş olacaksınız. Bu biraz dezavantaj aslında ama dediğim gibi üstünde oynayarak Photoshop Express veya normal Photoshop üzerinde üstünde oynayarak çok daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.